Size sizinle destek veriyoruz, sizinle beraber diyalog olmamak için. Siz de yana geçin abla, ikiniz de yana geçin şunlara. Sonra siz bir de sola kayın. Kurumun sizinle ilgisi yok değil mi? Bilginiz var mı? Hayır yok yok. Kurumun zaten yok, bizden alakası yok. Onlar ayrı bir okul. Kaymakamlık aracıyla bize yani sağlık grup başkanlığı olarak mı? Evet, sağlık. Şey gelmedi kaymakamlıktan yazı. Çakıştı böyle şöyle. Böyle tamam gidin bir de. Bildiğimiz yok onun için şaşırdık. Ama olur mu? Ne işte tamam siz devam edin. Basın açıklaması falan var mı devamında? Yok yok. Tamam tamam. Özellikle hipertansiyon, obezite ve aile öyküsünün varlığı tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre dünyada 425 milyon diyabet hastası bulunmaktadır. Bu demektir ki her 11 kişiden biri diyabettir. Aslında yılın 365 günü Dünya Diyabet Günü olması lazım. Eskiden dediğim yakın zamana kadar biz şöyle biliyorduk. Diyabet genetik olarak geçiyordu. Tip 1, tip 2 diyabet dediğimiz bir çocukluk diyabeti bir de yetişkinlik diyabeti. Aileden, anneden özellikle kalan, genlerle geçen şeker hastalığı olarak biliyorduk. Hep böyleydi. Ama son yıllarda yeni bir şeker hastalığı eklendi. Buna yeni bir etken eklendi. Sonradan edinilen şeker hastalığı diyabet. Yani hareketsizlik, yani şişmanlık, yani yanlış beslenme. Bunlar da şekere neden olabiliyor. Onun için hareket ettiğimiz zaman, beslenmemize dikkat ettiğimiz zaman, kilomuza da dikkat ettiğimiz zaman şeker hastalığından kurtulma imkanımız var. Çok dikkat etmeliyiz. Komplikasyonları çok fazla olan bir hastalık.